maskülen haliyle yarışmada şöhreti yakaladı. Daha sonra tavırlarıyla Türkiye'yi salladı. En sonunda da sporcu sevgilisiyle magazin dünyasına damga vurdu. Rüzgar Erkoçlar'la başlayan erkek olma kervanına o da dahil oluyor. Cinsiyet değişim süreci başlatan Neslihan Doğru Söz'ün inanılmaz değişimi magazin kulisinde. En çarpıcı, en taze magazin haberleri için magazin kulisine abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz. İşte Benim Stilim yarışmasıyla pek çok yeni isim ekranlarımıza ve evimize giriş yaptı. Onların birçoğu yarışmanın sona ermesiyle unutuldu. Bu isimlerden biri de Neslihan Doğru Söz. Yarışma sonrası ekranlardan uzak kalan isim bu kez cinsiyet değişimiyle yeniden gündemde. Neslihan Doğru Söz, bir dönemin fenomen programı İşte Benim Stilim'in dikkat çeken yarışmacılarından biriydi. 7. sezonda sonradan dahil olmasına rağmen üçüncülük elde etmişti. 26 haftalık bu maratonun bitiminde, noktaladığımız bu anlarda sezonu üçüncü olarak tamamlayan yarışmacımız. Ambulans nerede? Bakmayın. Kapıda. Var değil mi? Var var. Hadi. Lazım. Orada ambulans. Neslihan Doğru Söz. İşte Benim Stilim'de hal tavırlarıyla dikkat çeken Neslihan Doğru Söz o günlerde jürinin yanı sıra yarışmacıların da odak noktasıydı. Ne diyeyim yani, kötü görünmüyorsun Emine. Teşekkür ederim. Yarışmacılardan ortalığı kasıp kavuran Baharcan'dan daha o günlerde çok yakışıklısın diyerek sanki Neslihan Doğru Söz'ün erkek olacağını dile getirmişti. Bundan önceki günlerde sana hep çok yakışıklısın demek istiyordum. Ama bugün çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Yarışmacı kızların Neslihan Doğru Söz'e hayranlığı jüri üyesi Kemal Doğulu'nun da dikkatindeydi. Bu kızlar sana bayılıyorlar. Giyimine, evet. Kuşamına çoğu, belki de hepsi. Çok güzel giymişsin. Aman Tanrım ne güzel giymişsin. Şahanesin. Her gün bu yorumları alıyorsun arkadan. Ama sizlerden alamıyorum. Çünkü işten anlamadıkları belli oluyor böylelikle. Çünkü korkunç görünüyor üstündeki. Aynı yarışmada bıyık takarak merhum sanatçımız Müslüm Gürses'i taklit ederek herkesi çok şaşırtmıştı Neslihan Doğru Söz. Dilin söylese de gönlüm hissetmez. Bilsen bile benim için fark etmez. Neslihan Doğru Söz içinde bir erkeğin yattığını o günlerde sanki itiraf etmişti. Evet, plastik makyaj dahi kullanmadan Müslüm Gürses'e benzeyebilmek. İçinde varsa demek ki. Başarı bilemedim. Müslüm Gürses kılığına giren Neslihan Doğru Söz, Baharcan'dan tarafından bir kez daha erkek olacağının imasıyla karşı karşıya kalmıştı. Ben zaten günler öncesinden yine bir şeyi öngörüp senin içindeki bu ruhtan bahsetmiştim. Bugün de görüntün de birleşti, giysilerin de birleşti gerçekten. O kadar etkilendi ki. Neslihan Doğru Söz'le Bahar Candan sık sık tartışma yaşamıştı. Ablam beni oraya götürdü. Oradaki giysilere bir bakıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben markadan çıkar çıkmaz aramışsın Neslihan. Böyle bir şey niye yapıyorsun hayatım, ya? Gerçekten şu an senin döndürdüğün bu muhabbetin zerresine kadar bak. Başından sonuna kadar. Bir dakika, ben seni dinliyorum. Bence ben muhabbet sen de etmiyorum. Sen de bir beni dinle. Ben sinirlenmiyorum ama. Son derece itham eden bir tavrım var. Ve de doğruları söylüyorum. Bahar'cığım bak benimle bana böyle konuşulmaz. Beni bir dinle. Ya da sen bir şeyler deme yani, anladın mı? Bahar Candan Neslihan Doğru Söz'ün kendisini kıskandığını bile dile getirmişti. Doğal bu markanın olarak reklam kısmı bende. Yani dolayısıyla rekabeti gördün mü, net mi? Yani senin bunu söylüyor olmanın nedeni de bu. Senin beni kıskanıyor olman. Şarkı da seslendiren Neslihan Doğru Söz'ün sesi herkesi büyülemişti. Safiye Soyman'la yaptığı düet çok beğenilmişti. Yeşil ördek gibi daldım göllere. Sen söyle. Yeşil ördek gibi
daldım göllere. Safiye Soyman da o günlerde Neslihan Doğru Söz'ün şarkıyı erkek ses tonuyla söylediğini dile getirmişti. Ben Ala Manzara'yı çarptım ses tonundan. Çünkü erkek sesiyle bayan sesi ayrıdır. Onda erkek sesinin tonu var. Bak ona pes geldi. Yarışmayı üçüncü olarak bitiriyordu Neslihan Doğru Söz. Asıl mesleği stilistlik olan genç kadın yarışma sonrası ekranlardan uzun süre uzak kaldı. Derken geçtiğimiz günlerde yepyeni haliyle magazin dünyasını adeta alt üst etti genç maskülen kadın. Artık eskisinden çok daha farklı görünüyordu. Pek çok haber sitesi ve sosyal medyadaki magazin sayfaları onun bu yeni görüntüsünü imaj değişikliği başlığıyla paylaştı. Haberlere göre genç kadın artık maskülen bir stili tercih ediyordu. Neslihan Doğru Söz cinsel kimliğini açığa vuruyor ve bunun içinde bir geçiş sürecinde olduğu görülüyor. Ancak sosyal medyada gündem olmasının ardından bir açıklama yaparak imajının her zaman böyle olduğunu, şu an için bir operasyon düşünmediğini dile getirdi Neslihan Doğru Söz. Ben kendimi bildim bileli zaten maskülen bir tarzım var. Yani bu makyajı yapıp eyeliner'ı sürdüğümde de, rujumu sürdüğümde de evet bir maskülenlik her zaman bende, kendimi bildim bileli vardı zaten. Aynı durumu daha önce Rüzgar Erkoçlar'da yaşamış ve yaşadığı sürecin zorluğunun yanında bir de medya baskısı altında kalmıştı. Sonunda Tuğba Beyazoğlu'yla hayatını birleştirerek Türkiye'de bir ilke imza attı. Rüzgar Erkoçlar beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet! Tuğba Beyazoğlu hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet! Erkek olmak için henüz bıçak altına yatmayan Neslihan Doğru Söz'ün sevgilisi bile var. Neslihan Doğru Söz'ün sevgilisi ise 2018 Bikini Fitness Şampiyonu ve milli sporcu Büşra Eğen. Neslihan Doğru Söz katıldığı bir programa sevgilisi Büşra Eğen'i de çıkartarak mutluluklarını herkesin gözüne sokuyordu. Yani ya bırak artık, koy verdin. Gerçekten ben çok mutluyum. Ben çok mutluyum. Neslihan Doğru Söz'de Rüzgar Erkoçlar gibi bıçak altına yatarak sevgilisi Büşra Eğen'le dünya evine bile girebilir. Bekleyip hep birlikte göreceğiz. En çarpıcı, en taze magazin haberleri için magazin kulisine abone olmayı ve haberleri beğenip yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyiniz.